Bahsedeceğim konu aksayan çocuk. Şimdi aksayan çocuk diye bir konu başlığı vardır bizim ortopedide, limping child denilen. Şimdi bu neden önemli? Çünkü çocuklar her zaman kendilerine net bir şekilde ifade edemeyebilirler. İşte ağrısını anlatamayabilir, deformiteyi söyleyemeyebilir. Kendindeki bazı hissettiği problemleri ifade etmekte zorlanabilir, sonuçta çocuk olduğu için. Ve bunların bazen ortopedik yansımaları aksama şeklinde kendini gösterebilir. Aksama dediğimizin olay, işte yürüme sırasında veyahut da günlük bir fonksiyonu icra sırasında meydana gelen asimetrik basma şeklidir. Aksamanın çok farklı sebepleri olabilir. Şimdi aksama deyince sanki bir iki ekstremite, iki bacak arasında sanki bir kısalık farkıymış, varmış da bir tarafa doğru yatmaymış gibi düşünülebilir ama tek sebep her zaman bu olmayabilir. Tabii ki bu da sebeplerden bir tanesi arasında ama benim bahsettiğim aksama, yani normal günlük yaşantısını devam eden bir çocuğun bir sabah uyandığında ya da akşamında aksamaya başlaması. Bunun çok farklı sebepleri olabilir. Bu limping child dediğimiz aksamaya yol açan veya aksaması bulunan çocuklarda çok farklı sebepler olabilir ama ben 2-3 tane çok sık gördüğümüz problemden bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi ve en bizi endişeye sevk eden aslında ekstremitelerde, bacakta tümör meydana gelmesi. Yani bu tümör iyi huylu olabilir, kötü huylu olabilir. Solid dediğimiz katı tümör olabilir veyahut da kistik lezyonlar olabilir ama sonuçta alt ekstremitenin kemiklerini ilgilendiren bir tümör çocukta aksamaya yol açabilir. Ağrı yapmadan bunu yapabilir. Tabii ki bazen ağrı olabilir ama bazı çocuklarda hiç ağrı olmadan sadece aksamayla kendini gösterebilir. Bu aksamanın nedeni de bazen işte kaslara yaptığı bu tümörün veya kitlenin bu kaslara yaptığı baskıdan, bazen de çok zayıflamış olan bir kemiğin patolojik kırık nedeniyle zayıflamasından meydana geliyor olabilir. O nedenle dolayı aksayan bir çocuk bizim için her zaman önemlidir. Bunların teşhisi nasıl yapılır? Tabii ki öncelikle çocuk genelde kendini ifade edemediği için, yani yerini tam gösteremediği için tüm alt ekstremitenin iki bacağında hem önden hem yandan filmlerinin çekilmesi gerekir ki herhangi bir böyle bir olayı atlamamak için. Tabii ki lokalizasyonu varsa, tespit edilmişse ondan sonraki aşama buna yönelik daha ileri tetkiklerin, işte tomografik, MR gibi tetkiklerin yapılmasıdır. Aksamaya neden olabilecek başka bir problem ise sinovit dediğimiz eklemlerde meydana gelen, eklem sıvısının üretiminde rol oynayan sinovit denen yapıların anormal reaksiyon göstermesidir. Bu anormal reaksiyonlar bazen reaktif olabilir. Reaktif dediğimiz olay başka bir yerdeki olaydan etkilenmiş olabilir. Mesela bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiştir. Bu üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için kalça eklemindeki o sinovi denen yapılar etkilenmiştir. Ve bunun sonucunda da ağrı ve dolayısıyla da aksama meydana gelmiş olabilir. Yani dolaylı bir olayın neticesinde kalça ekleminin veya diz ekleminin enflamasyonuyla aksama meydana gelmiş olabilir. Diğer bir aksama nedenlerinden bir tanesi yine romatolojik hadiselerde eklemin direkt etkilenmesiyle, çocuklarda romatizma olur mu? Olur. Yani çocuklarda da romatizma olur ve bu da aynı şekilde yetişkinlerdeki gibi aksamaya yol açabilir. Yetişkinlerdeki romatolojik olaylar daha ziyade kronik bir zeminde gelişirken çocuklarda daha akut, daha hızlı seyirli olabilir. Onun için bunların da atlanmaması gerekebilir. Aksamaya yol açabilecek başka bir olay da tabii ki travmalardır. Yani günlük yaşantı içerisinde çocuğun o hızlı aktivitesinin içerisinde, koşuşturmasının içerisinde farkına varmadığı darbelerden, vurmalardan, çarpmalardan meydana gelen bağ yaralanmaları, kas iskelet sistemindeki yaralanmalar da yine aksamalara yol açabilir. Onun için çocuklardaki aksama dediğimiz olay önemli bir hadisedir. Biraz önce bahsettiğim gibi, yani tümör gibi çok ciddi bir olaydan basit burkulmalara, yaralanmalara kadar çok geniş bir spektrumda incelenmesi gereken bir olaydır aslında.